Resulullah buyurur ki yakında büyük fitne olacaktır. O fitne olan da oturanlar ayaktakilerden, ayaktakiler yürüyenlerden, yürüyenler koşanlardan daha hayırlı olacaktır. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. Resulullah'ın asr-ı saadette yakın dediği o vakte biz de erişmiş miyizdir dersin. Bu devirde dünya için dininden cayanlar, iktidar için riya kuyusundan avuç avuç su içenler, içtikçe daha da çok susuyanlar var mıdır? Mümin kardeşinin ardından fenalık düşünenler var mıdır? Fenalık dediğin nedir ki derviş efendi? Din kardeşinin canına kıyanlar var. Gözümüzde görmeden söylediğimiz her şey iftiraya girer. Allah esirgesin. Tugay Alp. Demek ki biz de o vakte erişmişiz. Fitne kol gezer dersin ha? O vakit sünnete uymak icap eder. Nedir o sünnet? Onu da dedik ya. Fitneye bulaşmamak için en az hareket eden en hayırlımızdır. Müslüman dediğin hareket ehlidir. Durmaz önden gider. Biz böyle biliriz derviş efendi. O yüzden düşündürür beni bu söylediklerim. Puslu havada yolunu görebilir misin Tugay kardeş? Ha ben baştaki gözüyle değil, gönül gözüyle görürüm derisen deme. Fitne en çok gönül gözünü bulandırır. Kim hak ehli, kim şer ehli, kim izzette, kim zillette ayırt edemez. Ayırt edemez isen durup beklemek icap eder. Bekleyesin ki fitne dinsin, pus kalksın. Kalksın ki hakikati görecek gözlerden perdeler kalksın. Yo ise mümin müminle savaşır iken küffara gün doğar. Hak Çalab'ın buyurur ki müminler ancak kardeştir. Müminler kardeş olup aralarında bozgunculuk yapanları bulmazlar ise küffarın zulmü başlarından gitmez. O sebep fitne gelende kim küffar ile iş tutar, kim fitne ateşini harlayıp bu kardeşliğe ihanet eder, ona bakmak icap eder. Bakıp onun karşısında durmak icap eder. Kurtuluş imkanı ancak bundadır.